Pozisyonlarda karşı karşıya olabiliriz. Bu pozisyonlarda muhakkak ilk önce benim hareketime dikkat ederseniz vereceğimiz karar çok daha doğru olur. Ceza sahasına yakın olan faullerde 9-15'leri muhakkak size bırakıyorum. Siz hizayı aldıktan sonra gol hakemi oluyorsunuz. Ben de diagonaldeki yarıma geldiğim zaman sizden göz göze geliyorum. Bir gol olduğu zaman muhakkak eğer çizgiyi tam olarak geçmiş ve emin olarak görüyorsanız bana başınızda gol olduğunu işaret ediyorsunuz. Ben verdikten sonra da santraya koşuyorsunuz. Evet, İstanbul İnönü Stadı yine ezeli mücadeleyi, ezeli rekabeti yaşıyor. Futbol için her şey var. Önce Hiddink. Sonra da Gordon Milne çıkıyor sahaya. İstanbul'da zorlu mücadele artık başlamak üzere. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması. Siz kazandınız Rıza. Kaleye alın. Kaleye alın. Siz başlıyorsunuz. Tamam. Maça başlayan Fenerbahçe, Rıdvan, Sercan, Gökhan, Cumhurbaşkanı Turgut Özal da karşılaşmayı izliyor. Oğuz, Sercan, Aykut, Rıdvan. Rıdvan'ın pası. Korner. Walsh. Jakosevic, Recep, İsmail'in pası Schumacher, Walsh, Metin, Walsh ve Metin, Walsh, Feyyaz, Rıza, Recep. Fenerbahçeliler tehlikeyi önlüyorlar. Pası veren Aykut. Sercan. Karşısında Gökhan var. Rıza. Taç Fenerbahçe'nin. Rıdvan. Feyyaz sakatlanıyor. Rıdvan. Sakatlanıyor Feyyaz ve oyunu terk ediyor. Oyuna Ali giriyor. Ya köşede orada ikili mücadeleye girdim. Ters bir pozisyonda ayağım ters döndü, küt diye bir ses geldi. Herhalde burkuldu bileyim. Oynayamıyorum, koşamıyorum. Gökhan. Şenol. Metin. Şu mahalleden sayılıyor Metin, açısı daraldı. Walsh. Pozisyonunu kaybediyor Metin. Oğuz. Hareketlendi Rıdvan. Korner. Kaleci Engin. Jakosevic dokunamıyor topa Engin. Metin. Ulvi. Gordon Milne görüntüde Beşiktaş takımının teknik direktörü. Ali'nin pası Walsh hareketlendi. Orta Walsh'tan Metin vuruyor kafayı. Beşiktaş 1 Fenerbahçe 0. Büyük sevinç Beşiktaş takımında.
Golün gelişimi bir başka açıdan tekrar ekranda. Orta Walsh, gol Metin. Geçen haftaki Sarıyer maçındaki golün benzerini atıyor Beşiktaş bu karşılaşmada da. ...24. dakika. Metin, Rıza, rakibinden sıyrılıyor Rıza, orta, Müjdat uzaklaştırıyor. Mehmet, Schumacher, Turan, Oğuz. Oğuz'un vuruşu top dışarıda. Metin. Metin ve Özcan Oğal arasında bir diyalog. Oyunu durduruyor maçın hakemi Özcan Oğal. Ve Beşiktaş 10 kişi. Metin kırmızı kart görüyor. Hakemle konuşmamdan dolayı kırmızı kart gösterdi. Herhangi bir şey? Daha nasıl önce yani? Sarı kartında yoktu. Yoktu, sadece konuşmadan dolayı. Peki nasıl bir konuşma geçti? Hakemin raporunda okursunuz işte. Walsh, Kadir, Mehmet Schumacher önlüyor tehlikeyi. Walsh, Mehmet, Rıza, Fenerbahçeliler tehlikeyi önlüyorlar. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarı. Turan'ın pası. Yakol Sevis. Top out'a gidiyor. Ulvi. Engin. Oğuz'un vuruşunda Engin. Oğuz. Sercan. Oğuz. Engin. Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırmak istiyor İsmail. İki güzel hareket. İsmail top ağlarda gol. Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1. Sevinme sırası Fenerbahçelilerde. 71. dakika. Golün gelişimi tekrar ekranda. Birinci pozisyonda Engin. Mehmet, İsmail Mehmet'ten sıyrılıyor. Gökhan'dan sıyrılıyor. Vuruşunda top ağlarda. Aykut. Oğuz. Kafa. Offside. Sercan'ın kafası karar offside. Pozisyon tekrar ekranda. Aykut. Rıdvan. Top Engin'de kalıyor. Şenol. Mehmet'in pozisyonu offside. Teknik direktör Gus Hiddink. Artık son anlar mücadelede Rıza kullandı serbest vuruşu Schumacher. Maç 1-1 sona eriyor. 10 kişi olmalarına rağmen çok iyi mücadele ettiler. Galip gelmek isterdik ama bu da iyi bir sonuç. Yenmemiz gerekiyordu bizim bu maçta. Artık bundan sonraki maçlara bakacağız. Bu maç böyle bitti. Bu maçta sektiğini gördük. Sağa çok ağır, biraz şişti ayağım. Herhangi bir problem var mı? Çok önemli değil ama herhalde ayağım bir daha İyi başlamıştık maça. 1-0 öne geçtik. Fakat Metin çıkması bizi olumsuz yönde etkiledi. Yani Metin çıkmasaydı
Yani gerçekten çok iyi oldu. Belki de çok farklı bir skor olacaktı. Fakat ikinci yarı bir türlü ileriye çıkamadık. Fenerbahçe de çok iyi oynadı. Bütün hatlarıyla geldiler. Sonunda bir gol yedik tabii. Beyaz, nasıl şu anda durumun? İşte masörle falan görüştük. Yani herhalde haftaya da oynayamayacağım. Bu yan bağlarla ilgili olay. Yani bileğindeki yan bağlarla ilgili olay. İki takım da zor şartlarda güzel oynadı. Saha ağırdı, hava durumu iyi değildi. Bunlara rağmen iki takım da çok iyiydi. Feyyaz ve Metin'in olmaması ataklarımızı kısıtladı. Fakat tüm futbolcular ekstra oyunla bu açığı kapatmaya çalıştı. Gördüğünüz gibi ikinci yarıda atak yapamadık. Fenerbahçe bugün çok iyiydi. İki sezondur en iyi futbolunu oynadı. Zemin geçen haftaki gibi iyi değildi. Buna rağmen güzel maç oldu. Takımım şu anda iyiye gidiyor. Yakovlevic ve Sercan'ın gelmesi takıma katkıda bulundu. Tüm oyuncularımın performansı yükseliyor. Bunun sonucu olarak da 3'er puanlık maçlar çıkaracağımıza inanıyorum.